sol bekten yönetimi çalışıyor. Bunu da adına. Takdir edersiniz ki. Evet tabii süper orta sıkıntı. Bir numarayı burada belirleyeceğiz bahsettiğimiz üzere ve WBC turnuva galibinin Benavides'le karşı karşıya gelmesini istiyor. Fakat yani sanki daha farklı maçları tercih edecek boksörler olacak gibi. Final maçının ardından sağ vücuda sol direkt solda hatırla bittikten sonra bir Chris Eubank Jr. maçı. Groves kazanırsa rövanş maçı. Artık Mundo gidiyor finale, öyle konuşabiliriz. Mundo kazanırsa, Callum Smith kazanırsa bir Callum Smith Chris Eubank Jr. maçı. Gerçekten çok ilgi çekici olabilir. Geçtiğimiz hafta Joe yarı final maçının ardından. Ricky Oskar'ın üstünlüğüne devam ediyor. Sol sağ sol 1-2-1. Ucunda yine kombinasyon gelme çabası. Ucunda sol. Ardından sağ isabeti buldu sadece. İsabetini Oskar bir an gülümsedi ve Oskar'ın ardından biraz geç gelen bir darbe. İsabetli olmadı. Hakem de dur demiştim. Neden devam ediyorsun diyor Oskar'a. Evet, yavaş çekimde Oskar'dan gayet iyi bir sol gördük. Time, time. Get over here. Come on, over here. Get over here. Evet. Guys, we've really got to control this water, all right? Got to control that water. Köşeleri uyarıyor hakem Stan right. Taylor. Hey, listen to that bell. Right? You ready? Ready? Time in. Oskar'ın bir uyarı daha gonga dikkat etmesi için ve roundumuz start alıyor. Thomas Taylor hemen boksörleri beyaz köşelere gönderdi. Callum Smith'ten darbe işte ekranlarımızda değerli izleyenler. Bu arada yine güzel darbe ama Callum Smith'in isabetli yumruğu kadar yumruk atmayı denememiş bile. Ricky Oskar'ın öte yandan tabi Callum Smith'in o sol direktinin çok iyi çalışmasında bunun etkisi var. Güç yumruklarını görsek, aslında kroşeleri görsek istatistik biraz daha maç hakkında bilgi verici olabilir. Tabi 9. round. İlk 8 roundun ardından skorun ne olduğunu tam anlamıyla öğreneceğiz diye düşünüyorum tekrar. Bu round bittiğinde değerli izleyenler. Güzel sağ geldi yine Ricky Oskar'dan. Ve mola. Evet, eldivendeki bant açıldı, onun matlanması gerekiyor. Thomas Taylor'dan yine bu yarı geldi bu sırada. Orada köşenin boksörüne taktik veremeyeceği konusunda ve round yeniden start alıyor. Bu arada arka planda McGeegan'ı, George Groves'u ve Nisa Sauerland'ı görüyoruz. Yandaki isim Eddie Hearn. O benim gözümden kaçmış. Twitter'da Boks Dünyası hesabına da teşekkürler bu noktada. Yeah.
Yani Britanya boksunun zirvesi gerçekten toplanmış durumda şu anda. Nürnberg'te. Sol direkt. Altkin'den isabetli. Sahip açırdı. Watch your head, guys. İyi çalışıyor Altkin. Şimdi Smith'ten karşılıklı gelmeye başladı. Kontrol gelmeye başladı. İyi çalışıyor gerçekten şu noktaya kadar. Nicky Altkin 9. round'un sonuna geliyoruz. Yani round kazanamamış olabilir ama gerçekten. Maçı yakın götürüyor. Bir kez daha şimdi. Eldiven bantlanacak. Eldivenlerin bir yerlere takılmaması önemli. Hakem Taylor'ın bu açıdan buna verdiği ehemmiyet de önemli de yine tabii gereken bir şey. Round'un son saniyelerindeyiz tabii ki artık. 9. round'u bitiriyoruz. Listen for the bell, gentlemen. Evet, bu uyarı da hemen. Kulağınız gomda olsun diyor Tom Taylor. Nicky Altkin'e gelen bu uyarı bu hemen zaten. Araya girmek için doğru pozisyonu aldı. İlk 9 round'un sonu. Thank you, sir. Just keep your other hands tight, but you know when he comes round to your body, he's got to look for that left hook. Body. You just let the left hook go. You don't have to tense up in it. Just let it go. All right? Yeah, good. Yeah, jabs well, but don't come out when you're coming towards him. Don't be jabbing, just pouring, swapping. He's looking for the right hand over the top. All right? Yeah. Switch on. How do you feel? Okay. Evet, Joe Gallagher'ın sözleri tam ulaşamadı bana. Size ulaşmıştır diye düşünüyorum değerli izleyenler ama şu anda benim kulağıma daha çok hani basitten müzik geliyor. Nürnberg'deki DJ'yi de burada hemen round arasında kutlayalım. Az önce Rage Against the Machine çalıyordu, şu anda Megadeth. Round arasında da tempoyu arttırıyor bu şekilde. Nürnberg'deki DJ. 10. round'dayız. Evet. Tabii Callum Smith önde. Callum Smith 9-0 önde. Yüksek ihtimalle. Ama Nicky Altkin'ın gerek ismiyle birlikte bu maç onun ilgiyi yüksek tuttuğunu, gerekse de ringdeki performansıyla birlikte heyecan dozunun düşmemesini sağladığını söyleyelim. Altkin'in görevi buydu zaten. Kimse ondan 13. maçında Callum Smith'le karşı karşıya gelmesini beklemiyordu ki Dmitry Chudinov'la aslında karşılaşacaktı. Chudinov bile, Dmitry Chudinov, Fedor değil ki az önce izledik zaten alt kartta, Dmitry Chudinov bile Nicky Altkin için büyük bir test olacaktı kariyerinin bu noktasında. Fakat yani Callum Smith gerçekten şu an bisikletinde tepe noktasında. George Groves, Callum Smith maçı. Geçtiğimiz hafta Groves'un galibiyeti izledik, bu hafta Mundo'yu görüyoruz. Her ne kadar bütün repertuarını kullanmasa da Mundo Smith. Yani bir Groves Smith maçı gerçekten heyecanlı olacak gibi. Haziran. Ve tabii yine bu ekranlarda olacağız final maçı için. Ve bütün bunlar Nicky Altkin'i aradı. Knockout yumruğunu son artık 3 round'da, 2.5 round'da hatta bulamazsa geçerli olacak. Vücuda sol el altı mı değil mi tartışmalı. Tam kemere doğru gelen bir darbe oldu. Kalından sol köşe. Yerde kaldı. Sağ direkt omuzda. Evet,
Evet, 10. round teknik çubukları 3'e 3 şu anda gördüğünüz gibi değerli izleyenler. Folsom sağ güzel. Kalım. Sakroşe yine doğru yumruklar geliyor. Mundo'dan. Stop, stop, stop. No, evet, round'un sonu hemen sarılı verdi. Yani sarılmak için geldi oraya, kalıcılıklı kesin ve round sona eriyor. Yani son 10 saniyelerde Nicky Holzgren'in gaza basmasını oldu. Good. Okay. Ten bu şekilde down, you feel? Callum Smith, George Groves kendisinin artık yine rakibi olacak gibi gözüküyor. Ready for the counter, George Groves'un right, okay. 2011 yılında Britanya şampiyonluğu için Paul Smith'le karşı karşıya geldiğini ve Paul Smith'i nakavt ettiğini söyleyelim. Paul Smith en büyük abi, 82'li değerli izleyenler. Steven Smith 84, Liam Smith 88 ve Callum Smith 1990 doğumlu. Liam Smith biliyorsunuz eski bir hafif orta siklet. Dünya şampiyonuydu ve tek mağlubiyetinde Canelo'ya karşı almış bir isim. Liam Smith gayet iyi biliyor olduğunuz gibi. Nicky Holzgren gerçekten görece çok iyi performans gösteriyor şu ana kadar. Güzel bir sadrek izledik. Güzel crosslar. Smith'in sağ köşesi vardı orada. Toplam sol direkler, iki düz gardlı isimden. Holzgren biraz da arttırdı o seviyeyi ama aradaki fark yine şu anda 160-170. Sol köşe isabeti Holzgren adına. Uppercut isabetli, nefis. Callum Smith. Yalnız tabii Nicky Holzgren'da işte bakın dünya seviyesinde maçta çıkabilmiş olmak bunu gerektiriyor. Bunu getiriyor daha doğrusu yanında. Yani o darbeyi almış olmasına rağmen ilerlemeye devam etti Nicky Holzgren. Rakibinin kim olduğunu biliyor, rakibinin ne yapacağını biliyor ve beklediği şeyler oluyor aslında. Şaşırmamak çok önemli. Dövüş sporlarında her zaman şaşırmamak çok önemli. Evet, yapması gerekeni yapıyor şu ana kadar. Peki Holzgren 11. round'un sonu gelecek. Bu kez sarılmayı tercih etmedi Callum Smith. Koşu tam isabetli değil ve round'un sonu geldi. Son round'a gideceğiz değerli izleyenler. Bir yorum var bu arada bu maç hakkında. Floyd Mayweather, Conor McGregor maçını zaten teknik olarak benzerlikten bahsetmiştik. O maçın düşük bütçeli Avrupa versiyonu denmiş. Flash round now. Ben benzetmedim. Nefis bir sağ fark at bu arada burada işte. Ondan iyi
kaçmış ama ardından da hemen işte kombinasyonun devamından kaçıyor burada. İki old school nefis aparkat. Nefis aparkat. Ya maçın şu ana kadar en iyi ünlü olabilir bu. Nefis aparkat. İşte George Groves. Nuremberg, Germany, Germany. The Muhammad Ali Trophy is at stake. This is the 12th and final 12. Ve son round. Been a clean fight. Keep it that way, guys. Last round. Bakalım finale kim yükselecek? Soruyu değiştiriyorum. Bakalım Nicky Holtzgen büyük bir sürprize imza atabilecek mi son roundta? Şampiyonluk roundlarında görmüş oldu böylelikle boks kariyerinde ilk kez. Nicky Holtzgen kickbox biliyorsunuz. Şampiyonluk maçlarını bile 5'er round üzerine yaptığımız bir spor. 3'er dakikalık 5 round üzerinden yaptığımız bir spor. Bu kadar da geç roundları görmeyi başarmış oldu ki 45 dakika civarında oldu maç başlıyordu 12. rounda gelmemiz dolayısıyla. Kondisyon olarak da 34 yaşında olmasına rağmen bu noktalarda olabileceğini gösterdi bizlere Nicky Holtzgen. Yani bu kadar tecrübeli bir dövüş sporları kariyeri olmasına rağmen özellikle boksta bu gece gerçekten birçok ilki yaşamış oldu kariyerinde 34 yaşında Hollandalı. Şimdi son dakikalar artık. Nefis bir sağ geliyor. Sol aparkat sağ direkt ardından Callum Smith'ten harika bir kombo. Bir sağ daha. Holtzgen'den sağ direkt geldi ama sağ kroşeyle onun cevabını verdi. Holtzgen bastırıyor ama son darbede isabet yok. Şimdi sağ direkt. Yine geri gitmek durumunda kaldı Mundo. Nürnberg'de ayaklandı herkes. Mesafede kontrol tamamen Callum Smith'te. Az önce yani şunu gördük. Nicky Holtzgen'ın sağ direkt mesafesiyle Callum Smith'in sağ kroşe mesafesi hemen hemen aynı. Yani aynı anda bu ikili çıkardığında bu ikili ikisi de isabet bulabiliyor. Fizik üstünlüğü önemli. Fizik üstünlüğü önemli derken fizik üstünlüğünüzü kullanabilmek önemli. Yani kimleri gördük. Çok özel fiziklerle hiçbir yere varamayan veya kendi avantajını kullanarak dövüşemeyen kimleri gördük bütün dövüş sporlarında. Son artık 30 saniye. Arka arka yumruklar Nicky Holtzgen'dan Smith. Bir kere yaslandı, yüzünde de bir gülümseme var şu anda görüyorsunuz. Son artık 10 saniye. Bir sağ direkt isabeti Nicky Holtzgen. Son bir yumruk arar mı acaba? Sağ direkt isabetli. Sayılır ve mücadele sona eriyor. Nicky Holtzgen. Nice job. 12 round boyunca Callum Mundo Smith'e karşı direnmeyi başardı. Mundo. Ama tabii ki dünyanın en iyi süper orta sikletlerinden bir tanesi. Ve George Groves da karşı karşıya gelecek. Sadece resmileşmesi lazım. Bu sonucun resmileşmesi lazım ama Nicky Holtzgen. Saygılar. Saygılar. Kickbox arenasında izledik. Anlattık hatta kendi adıma. Nicky Holtzgen ama boks ringinde onu görmek ve bu seviyede en azından bunları yapabilirken görmek gerçekten özeldi. Ama bir kez daha hatırlıyoruz. Herkes kendi sporunda dünyanın en iyisi. Şimdi kickbox maçı olsa tabii orada da Holtzgen kazanırdı. Takdir edersiniz ki. Yani bu dersi Conor McGregor Floyd Mayweather maçta almadıysak diye söylüyorum. Evet işte. İki isim de birbirinin elini kaldırdı havaya. Smith artık bu performansın ardından George Groves'u düşürmeye başlayacak. Nicky Holtzgen. Herkes
herkesin saygısını kazandı. Evet, bakalım Dominik Polskan'ın kariyeri nasıl devam edecek. Kickbox dünyasında Glory'den üst üste aldığı 3 mağlubiyet olduğunu da hatırlatalım bu arada bu adamın. Yani Cedric Bumba'yı 2 kez kaybetmişti. Ardından bir mağlubiyet daha aldı Nicky Holtzgen. Alim Nabiyev'e karşı tabii ki. 1999'da Rotterdam'da. Evet. Kickbox dünyasının yıldızı 5 günlük bir haberle çıktı bu maçta. Mundo Smith'e karşı 12 round dayanmayı başardı. Yani knockout, 17 knockout olan bir isim. Yalnızca 6 kişi şu ana kadar puana götürebilmişti. Callum Smith'i. Onların bir tanesi de artık. Nicky Holtzgen. Eğer kickboksa ilginiz varsa Nicky Holtzgen'ı zaten tanıyorsunuz. Bahsedeceğim maçı da biliyorsunuz ama bulabilirseniz eğer 2013'teki Nicky Holtzgen Joseph Baltellini maçında izlemenizi tavsiye ederim. Nicky Holtzgen'ın kickbox arenasında neler yapabildiğini de çok keyifli bir maçta yine takip etme şansınız olur. Evet, resmi sonucu alacağız. David Diamante ringin tam ortasında. 12 round'un ardından Nürnberg'te jürilerin puanlarına gidiyoruz. Bella Florian 118-110. Sergio Silvi ve Nikolay Sigov. Ve Nikolay Sigov 117-111. Üçünün de kararıyla ortak kararla maçın galibi ve hala namalup ve Dünya Boks Süper Serisi'nde finale yükseliyor. Muhammed Ali Kupası için mücadele verecek ve hala WBC Süper Orta Siklet Elmas Kemeri'nin sakibi Callum Mundo Smith. Evet, bir jüri 2 roundu, 2 jüri de 3 roundu Nicky Holtzgen'a vermiş. 10'a 2 veya 9'a 3 diyelim bu maçın skoruna. Round açısından Mundo Smith'e karşı 3 round almak bile gerçekten başlı başına büyük iş. Evet, WBC Elmas Kemeri Mundo'da kalıyor ama bir sonraki maçında gerçekten çok daha büyük şeyler için